Evet, dediğiniz üzere Ukrayna yönetimi böyle bir açıklama yaptı. Yani biz ihtiyacımız olan silahların Batı'dan sadece %10'unu alabildik şeklinde bir açıklamaları oldu. Genel olarak şunu söyleyelim. Savaşın başlarında dünyadaki pek çok ülke Ukrayna ordusunun kısa süre içinde, yani şöyle bir hafta 10 gün içinde bozguna uğrayabileceğini düşünüyordu. Fakat böyle olmadı. Ukrayna ve başkent Kiev Rus ordusuna karşı direnmeyi başardı. Öyle olunca da biliyorsunuz Batılı ülkelerden silah yardımları artmaya başladı. Özellikle savaşın ilk zamanlarında biraz önce Lvov'a düzenlenen füze saldırısını falan da konuştuk. Bu tarz füze saldırıları ve hava saldırıları, uçak saldırıları, Rusya'nın düzenlediği uçak ve füze saldırıları savaşın ilk zamanlarında daha yoğundu. Fakat Ukrayna Batılı ülkelerden özellikle Amerika'dan Stinger tarzı füzeler almaya başlayınca hava sahasında Rusya'ya karşı belli bir üstünlük elde etmiş oldu. Yani Rus hava hücumları devam etse de bunlar savaşın başındaki kadar şiddetli değil. Diğer taraftan yalnız Ukrayna Batı'dan daha yoğun bir silah yardımı bekliyordu ve Batı'dan gelen silahlar ki özellikle Mart ayında, Nisan ayında yoğun silah yardımları oldu. Bunlar Ukrayna'daki beklentileri yükseltti. Çünkü savaşın başlarında Zelenski yönetimi biz Rusya ile bir şekilde müzakere edelim. Savaşı biz müzakereyle, Rusya ile görüşerek, barış yaparak bitirelim şeklinde bir yaklaşımı vardı Zelenski yönetiminin. Fakat Mart ve Nisan ayında Batı'dan yoğun şekilde silahlar almaya başladıktan sonra ve Rus ordusunun saldırısı pek çok yerde durdurulduktan sonra bu da Ukrayna'da çok yoğun bir beklenti yarattı. Dediler yani demek ki biz Batı'dan böyle silah yardımları alıyoruz. Öyleyse ve Rusları da durdurmayı başarıyoruz. Öyleyse biz çok yakın bir zaman içinde şöyle 1-2 ay içinde karşı taarruza geçebiliriz. Ve Ruslardan sadece şu anda Rusların 24 Şubat'tan sonra işgal ettikleri yerleri değil, 2014'te işgal ettiği Kırım Yarımadası'nı da geri alırız şeklinde çok yüksek bir beklenti ortaya çıktı Ukrayna'da. Fakat bunun pek böyle olmadığı, karşı taarruza geçmenin bu kadar kolay olmadığı görüldü. Çünkü Ukrayna silahlı kuvvetlerinin her sonda Ukrayna'nın güney bölgelerinde başlattığı karşı taarruz pek beklenen hızda gerçekleşmedi. Öbür taraftan Donbas tarafında durum son derece kritik. Donbas dediğimiz yer iki tane ilden oluşuyor biliyorsunuz. Donetsk ve Lugansk vilayetlerinden oluşuyor. Lugansk vilayetinin %95'inden daha da fazlası şu anda Rusların işgali altında. Donetsk vilayetinin ise en az %60'ı şu anda Rusların işgali altında. Dolayısıyla Ukrayna yönetiminin söylediği üzere durum son derece kritik. Bir de ayrıca şunu eklemek istiyorum. Bazı batılı ülkeler Almanya gibi mesela bir taraftan Ukrayna'ya destek vereceğiz diyorlar. Fakat daha sonra da silah yardımlarında bazı sorunlar, aksaklıklar ortaya çıkartabiliyorlar. Şunu söyleyebiliriz, savaş devam ettikçe Batı biraz ikiye bölünüyor. Bir tarafta Amerika ve İngiltere, öbür taraftaysa Almanya. Genel durumu böyle özetleyebiliriz.